Bugün konuğumuz 2018 model Kia Rio Autoshops'ta yaptığım ikinci el incelemelerinden bir yenisiyle daha karşınızdayım. Bu bana sorduğunuz otomobillerden bir tanesi ve bir sonraki videoda incelenecek otomobili de siz belirleyebilirsiniz. Autoshops'un internet sitesine girin, Kartal şubesindeki stoklara bakın. Oradaki otomobillerden bir tanesini yorumlara yazın. Ben de onu incelemeye çalışayım. Bir tanesini değil tabii, istediğiniz kadarını yorumlara yazın. Ben de denk getirebilirsem onun videosunu çekmeye çalışayım sizin için. Buradaki Rio, sizin sorduğunuz Rio değil aslında bakarsanız. Çünkü 1.4 litrelik dizel motora sahip olan Rio bu. Manuel şanzımanla birlikte. Daha önce detaylı bir videosunu çekmiştim bu versiyonun. Siz bana daha çok bazı motora, bazı donanıma sahip versiyonları soruyorsunuz Rio ile, Rio özelinde konuşacak olursak, ama onlardan bir tanesini denk getiremedim. Bu arada da ben bazı motora sahip olan bir Kia Rio kullanma şansı elde ettim. Yani deneyim sahibi oldum ve size anlatabileceklerim var bu otomobil, bu versiyon hakkında. Buradaki dizel motordan da tabii ki biraz bahsederim size. Ama genel olarak bazı benzinli motora sahip versiyonlarda neler bulabileceğinizden bahsedeceğim ki günümüzde benzinli motora sahip versiyonlar tabii ki daha fazla öne çıkmış durumda. Bir Kia Rio satın almak isterseniz düşünmeniz gereken çok fazla şey yok zaten. Bu otomobiller sağlamlıklarıyla bilinen otomobiller. Bakmanız gereken de gerçekten de öyle çok fazla şey bulunmuyor. O zaman lafı daha fazla uzatmayalım. Hemen Kia Rio'nun direksiyonuna geçelim. Neler var neler yok anlatayım size. Şimdi de Rio'nun direksiyonundayız. Önce size burada olmayan motorlardan biraz bahsedeyim, bana sorduğunuz motorlardan biraz bahsedeyim, sonra genel Kia Rio özelliklerine hemen geçelim. 1.2 litrelik benzinli motor ve 1.4 litrelik benzinli motor bana en çok sorduğunuz motorlar arasında yer alıyor. İkisi de atmosferik beslemeli benzinli motorlar. Bu motorları sormanızın nedeni de gayet makul tabii ki, çünkü daha uygun fiyatta satılıyorlar. 1.2 litrelik benzinli motor 88 beygir güç ve 117 Nm tork üretiyor. 5 vitesli manuel şanzımanla birlikte satılıyor. Gerçekten de bu sınıfta bulunabilecek uygun fiyatlı ve şehir içerisinde sizi hiç rahatsız etmeyecek küçük sınıf üyelerinden bir tanesi Kia Rio. Bu motorla birlikte diğer motor seçeneği 1.4 litre hacimli, yine atmosferik beslemeli, 100 beygir güç ve 133 Nm tork üretiyor bu motor ve 6 vitesli tork konvertörlü otomatik şanzımanla birlikte satılıyor. Bu versiyon da yine özellikle şehir içinde, şehir kullanımında akarı kokarı olmayan, sizi rahatlıkla hareket ettirecek bir diğer versiyon. Özellikle 1.4 litrelik motor Hyundai i20'den de tanıdık bir motor. Hyundai i20 ürün gamı içerisinde de geniş bir şekilde bütün donanımlarla birlikte satın alınabilen bir versiyon ve Hyundai Kia'dan farklı olarak, Hyundai i20 malumunuz yerli üretim, Kia'dan farklı olarak bu motoru manuel şanzımanla birlikte de sunuyor. Ve bir de tabii ki makyaj öncesinde buradaki 1.4 litrelik dizel motora sahip versiyon bulunuyordu. 90 beygir güç, 240 Nm tork üretiyor buradaki motor. Önce benzinli motorlardan biraz bahsedeyim. 1.2 litrelik motordan çok fazla bir şey tabii ki beklememeniz gerekiyor. Bunu herhalde tahmin ediyorsunuzdur ama şehir içerisinde gerçekten de esnek ve çekiş gücü açısından da çok rahatsızlık vermeyen bir motor. Hız rekoru kıramazsınız. Birileriyle yarışmak da istemezsiniz tabii ki öyle bir motora sahip bir otomobille. Ama manuel şanzımanla çok fazla uğraşmanızı gerektirmeyen, çünkü 5 vitesli manuel bir şanzımanın getirisi olarak birinci vitesi ve ikinci vitesinin oranı gayet güzel ayarlanmış. Sonuçta gereksiz yere 1-2 yapmak zorunda kalmıyorsunuz. Mesela burada yapmanız gereken bir şey bu. Araç yavaşladıkça birinci vitesi seçmeniz gerekiyor. Orada öyle değil. İkinci viteste de devam edebiliyorsunuz rahat bir şekilde. Aslında motor maksimum torkunu, zaten düşük olan maksimum torkunu 4200 devir dakikada üretiyor. Yüksek bir devirde üretiyor. Ama tork genel olarak devir bandına güzel dağıtılmış. Bu sayede de esnekliği özellikle şehir içi hızlarda gayet iyi diyebiliriz. 1.2 litrelik baz benzinli motorun şehir dışına çıktığınızda zayıf kalacaktır bu motor. Özellikle otoyol hızlarında bu zayıflığı daha fazla hissedeceksiniz. Yüklü kullanımlarda daha da belirgin hale gelecektir bu zayıflık. Bunu da böyle bilmeniz lazım. Zaten yakıt tüketimi de orada yükselecektir. Şehir içerisinde yakıt tüketimi kullanım şeklinizle çok bağlı ve kullandığınız yerle de aslına bakarsanız çok bağlı. Çok fazla yokuş varsa mesela kullandığınız bölgede yakıt tüketiminiz dramatik bir şekilde artabilir. Çünkü oralarda daha fazla zorlanacaktır motor. 1.2 litrelik motor. Bunu da herhalde tahmin edersiniz. Oralarda şehir içerisinde 8 litrelerin üzerine çıkacaktır tüketimi. Daha düzlük yerlerde kullanıyorsanız, arada bir çevre yollarına çıkıp sabit hızlı sürüşler yapıyorsanız mesela ve sakin kullanıyorsanız da 7 litreler civarında 100 km'de tüketimler
elde edebilirsiniz. 1.2 litrelik motora ve 5 vitesli manuel şanzımana sahip versiyonla. 1.4 litrelik motor ve 6 vitesli tork konvertörlü otomatik şanzımana sahip versiyonsa, performans açısından aslına bakarsanız, sakin kullanırsanız eğer, 1.2 litrelik motordan öyle çok çok farklı hissettirmez. Evet, fazladan gücü, fazladan torku var ama buna karşılık da tork konvertörlü otomatik şanzımanı var. Bu gücün, torkun bir kısmını soğuruyor sonuç itibariyle. Tork konvertörü sakin kullanımda da bunu hissedebiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Biraz daha sert gaz emirleri istiyor mesela ama şehir içerisinde yine çok rahatsızlık vereceğini zannetmiyorum açıkçası. Sonuçta konfor için o otomobili satın alacaksanız eğer, konforu alabiliyorsunuz 1.4 litrelik motorla birlikte. Performanslı kullanım isterseniz, ilginç bir şekilde bu motor şanzıman ikisi bunu da sağlayabiliyor size. Burada şanzımanın büyük bir rolü var. Çünkü hızlı vites geçişleri olan kararlı bir şanzımandan bahsediyoruz burada. Ve performanslı sürüşe gerçekten çok iyi adapte olabilen bir şanzıman. Motorun elinde ne varsa onu size verebiliyor yani. Bunu söyleyebilirim ama tabii ki küçük hacimli turbo beslemeli motora sahip olan rakipleriyle kıyaslanacak bir durumda değil. 1 litrelik turbo beslemeli Kia motoru mesela Türkiye'de şu anda satılmıyor. Çift kavramalı şanzımanla birlikte Rio ürün gamı içerisinde yer alıyor. Eğer o versiyonla kıyaslamaya çalışacaksanız tabii ki adil olmaz 1.4 litrelik motorun performansını kıyaslamak. Uzun yola çıktığınızda nasıl anlatayım bunu size acaba? Biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. Bu sabırdan kastım hız kaybetmesine göz yummanız lazım otomobilin. Yoksa yakıt tüketiminiz yine anormal bir şekilde yükselir. Yakıt tüketimlerinden bahsederken bu arada rakamlardan da biraz bahsedelim. Yaklaşık olarak şehir içerisinde gezerken 8-8.5 litre civarında tüketime sahip olursunuz. 100 kilometrede sakin kullanımla. Şehir dışına çıktığınızda da 7.5 litreler civarında tüketime sahip olursunuz. Gerçekten çok dikkat ederek kullanırsanız 7 litreler civarına da düşürebilirsiniz tüketimi ama ciddi sabır göstermeniz gerekir. Böyle hallerde yüklü kullanımlarda otomatik şanzıman sürekli vites değiştirecektir. 6-5-6-5 yapacaktır mesela. Bunun için yapacak bir şey yok sonuçta. Torku biraz düşük. Rio hafiften ağır bir otomobildir. Boyutlarına göre kıyaslayacak olursak 1.2-1.3 ton civarında motor seçeneğine göre boş ağırlığı var bu otomobilin. Bu ağırlıkta tabii ki neredeyse her yerde karşınıza çıkıyor. Şehir dışında daha az hissediliyor. Şehir dışında daha çok hissediliyor. Buradaki dizel motora ve manuel şanzımana sahip versiyon, İkinci el pazarında özellikle çok çekici bir seçenek olacaktır. Çünkü bu motorun gerçekten çok iyi bir çekiş gücü var. Şanzımanın geçişleri çok güzel, çok net, yumuşacık kullanımı var. Eğer manuel şanzımanla sorununuz yoksa çok güzel bir yol arkadaşı. Hem şehir içerisinde hem de şehir dışında. Şehir içerisinde 6 litre civarında 100 kilometrede tüketim elde edebilirsiniz. Şehir dışına çıktığınızda 5 litrenin altına düşürebilirsiniz. Bu arada şehir içerisindeki tüketim yükselmeye daha meyilli olacaktır. Boş ağırlık nedeniyle kullanım koşullarına göre, kullanım şeklinize göre. Bunu tüketim kısmı da böyle dizel motorla ilgili olarak. Dizel motor gerçekten de çok güzel bir seçenek burada. İkinci elde bir satın alım yapmayı planlıyorsanız, hazır yakıt fiyatları da bu kadar yükselmişken, buradaki gibi dizel motorlu manuel şanzımanlı bir versiyon ilginizi çekebilir. Güzel karşılıklar verebilir size. Güzel bir yol arkadaşı olabilir. Diğer Rio özelliklerini hemen bir anlatayım size hızlıca. 300 litrelik bagaj hacmi var, yedek lastikli bir şekilde. Bunu Kia açıklıyor. Güzel, dürüstçe bir yaklaşım sonuç itibariyle. Rakipler çok daha büyük bagaj hacimleri açıklıyor ama onların çoğu yedek lastiksiz hacimler ve Türkiye'de o araçların çoğu da yedek lastikle birlikte geliyor. Bunu göz önünde bulundurmak lazım. Arka koltuklarda baş ve diz mesafesi gayet güzel. Arkada mesela donanıma bağlı olarak bir USB alabiliyorsunuz. Bu da güzel bir donanım. Kokpit, makyaj öncesinde buradaki küçük ekranlı monokrom deniyor sanırım buna. Müzik sistemini satın alabiliyordunuz. Daha doğrusu bu geliyordu otomobille birlikte, büyük ekran. Makyaj öncesinde sanırım hiç yoktu. Ya da belki çok nadiren bazı donanımlarla birlikte sunulmuştur makyaj öncesinin. Makyajdan hemen öncesinde. Bundan çok emin değilim. Ama genel olarak bu ekranı alabiliyordunuz. Bu da çok eleştiri topluyordu o dönemde. Ama şöyle bir gerçek var. Çelik motor Türkiye'de Rio için farklı bir yol izledi. Diğerlerinden farklı bir yol izledi ve ben de bunu çok takdir ediyorum. Çünkü bu otomobilde evet büyük bir ekran yoktu ama
Rio'nun bu neslinde ilk günden bu yana hep 6 tane hava yastığı vardı. Şöyle anlatayım size. Bu model yıllarına ait küçük sınıfta bir satın alım yapacağınız zaman karşınıza çıkacak otomobillerde 6 tane hava yastığı bulma ihtimaliniz gerçekten de çok da fazla değildi. Küçük sınıf özelinde konuşacak olursak. Mesela şöyle düşünün. Mevcut Volkswagen Polo nesli Türkiye'de ilk satışa sunulduğunda 2 tane hava yastığıyla geliyordu. Yan ve perde yastığını paketle satın almanız gerekiyordu. Çok kısa bir süre böyle kaldı Volkswagen Polo. Nadir örnekler vardır herhalde ikinci el pazarında dikkat edilmesi gereken. Hemen sonra Doğuş Otomotiv 6 tane hava yastığını standart olarak sunmaya başladı Polo ürün gamında. Mesela Ford Fiesta daha düne kadar yine sadece 2 tane hava yastığıyla birlikte geliyordu. Geçtiğimiz sene yanlış hatırlamıyorsam Fiesta'nın ürün gamına yan ve perde hava yastığı eklendi. Rio'nun kuzeni Hyundai i20 mesela en üst donanım dışında yine sadece 2 tane hava yastığı da geliyor. Bu pazarın en güçlü modellerinden bir tanesi olan Renault Clio'nun perde hava yastığı yok. Yani bu sınıfta güvenlik o kadar kolay bulunan bir şey değil. Ve bunu bulduğunuzda da bence satın alın, buna değer verin derim. Sürüş özellikleri, motorlardan zaten bahsettim. Süspansiyon sistemi açısından bu otomobil bu sınıfın en iyi örneklerinden bir tanesi. En gerçekçi örneklerinden bir tanesi. Mesela bir Fiesta gibi agresif olmaya çalışan bir otomobil değil ki yarıyor. Ama buna karşılık şehir içerisinde ihtiyaç duyduğunuz konfor da size gayet güzel bir şekilde yaşatan bir otomobil. Darbe sönümleme ve filtreleme başarısı süspansiyon sisteminin gayet iyi bu sınıf için. Sessiz çalışıyor sistem. Bunların hepsi oldukça iyi başarımlar. Güzel, kaliteli bir sürüşü var bu otomobilin. Bir küçük sınıf üyesinde arayacağınız ama çok rahat bir şekilde bulamayacağınız bir durumdur. Ve bu otomobilde bunu bulabiliyorsunuz. Rio gerçekten de bu konuda takdiri hak ediyor. Bunun dışında anlatmam gerekenler, bir Rio satın alırken dikkat etmeniz gerekenlerden bahsetmedim açılış bölümünde. Çünkü bu otomobiller, Kia ve Hyundai modelleri zaten dayanıklılıklarıyla nam saldı artık. Rio'da bu şana uygun sonuçlara sahip, öyle çok fazla sorun çıkartan otomobiller değiller. Bunlar zaten uzun garanti süreleriyle de herhalde farklarını anlatıyorlardır. Kia, Hyundai modelleri bu konuda gerçekten de başarılı Güney Koreli bu iki marka son dönemde. O zaman sanırım anlatacaklarım bu sefer bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.